Hocam neredeyiz şu anda? Ee, şu anda Boston Üniversitesi eee Photonics Araştırma Merkezi'ndeyiz. Nedir şimdi Photonics deyince pek çok kişi e... Fotonik Photonics deyince ışıkla ilgili e, bütün araştırma konularını kapsayan bir tanım, bir terim. Yani elektroniks dediğimiz zaman elektronla yapılan e, işte e, ne bileyim bilgi depolama ya da bilgi işleme gibi konular nasıl akla geliyorsa fotonik dendiği zaman da fotonlarla yani ışık parçacıklarıyla yapılan böyle çalışmalar aklımıza geliyor. Somutla ne oluyor mesela? Nasıl gözümüzde canlandıralım? Somutta e, örneğin bizim yaptığımız konularda mikroskobi diyebiliriz. Yani daha önce insanların göremediği e, biyolojik sistemleri ya da başka e, nano boyuttaki sistemleri görüntüleme e, algılayabiliriz. Ya da Telekomünikasyon algılayabiliriz. Şu anda mesela hmm. e, istediğiniz zaman herhangi bir kıtadaki insanla direkt bir bağlantıya geçebiliyorsunuz. Görüntü olarak konuşmanız mümkün olabiliyor. Ya da e, arkadaşımızın kullandığı kamera, fotoniksin e, e, bir ürünüdür. Evet. Yani ışık alıcıları, ışığı bir yerden bir yere göndermek, ışığı kullanarak görüntü işleme, görüntü elde etme, evet. bunların hepsi fotoniksin konuları. Şu anda bir laboratuvardayız. Siz de 20 yıldır Boston Üniversitesi'ndesiniz. 25, 25 yıldır. 20 yıldır bu binada. İlk kurulduğundan evet, itibaren. Burada. 97 senesinden itibaren bu binadayız. Bu nedir? Bunlar gördüklerimiz nedir? Böyle kabaca biraz böyle gerçekten mikroskopun burada... parçaları gibi gözüküyor. Evet. Biz tabi özel amaçlı kendi optik sistemlerimizi kuruyoruz. Yani standart dükkandan alabileceğiniz bir mikroskop bizim yaptığımız işleri yapma imkanı sağlamıyor. Biz daha çok bir sonraki teknolojiyi geliştirmeye çalıştığımız için kendi optik sistemlerimizi kuruyoruz. Buradaki gördüğünüz sistemlerin içinde 3-4 tane değişik confocal scanning yani taramalı confocal mikroskop var. bunların amaçlarının hepsi yarı iletken devrelerin görüntülenmesi üzerine. Yani biraz biraz şimdi bana anlatır gibi anlatsın hocam. <laughs> Kullandığınız elektronik cihazlarda bir cep telefonu olsun, içinde bir e, tümleşik devre var. Evet. Yani bir silikon çip var. Evet. Bu e, çipin üzerinde e, benim çocukluğumda bir milyon tane transistör varken bugün bir milyar tane transistör var. Ve bu transistörler gittikçe birbirlerine daha yakın, daha küçük fabrike ediliyorlar e, ve daha yakın oluyorlar. Şimdi bunların Herhangi birisinin bozulması bütün devrenin bozulmasına sebep olabiliyor. Onun için devrenin nasıl çalıştığını görüntülemek, analiz edebilmek çok önemli bir problem. Evet. Tabii teknoloji ilerledikçe bu devrelerin boyutları da nano boyuta iniyor. Yani bildiğimiz optik yöntemlerle bunları analiz etmek imkansızlaşıyor. Bizim geliştirdiğimiz teknoloji, 5-6 yıldır bu konuda burada çalışıyoruz bu laboratuvarda. Bunu en hassas ve en duyarlı ya da ne bileyim en yüksek çözünürlüklü şekilde görüntülemeyi imkan sağlıyor. Evet. Yani iki transistörün arası şu anda 100 nanometre civarına inmiş durumda. Bu iki transistörden hangisi çalışıyor hangisi çalışmıyor biz bunu görebiliyoruz. 100 <laughs> Nanometreyi nasıl tarif ederiz? Bir saç telinin... Binde biri. Bir saç telinin binde birine yaklaşık inmiş olabilir. durumda şu anda. Evet, tabii. Bir saç telinin binde birine inmiş durumda öyle mi? E, tabii. Yani o aslında çok da küçük bir boyut değil. Nanoteknolojinin belki de üst sınırı. Evet. Bu şu anda ama piyasadaki aletlerde yok. Belki önümüzdeki yıllarda çıkacak aletlerde var. Ee, tabii aletlerden kastınız sizin. <gülüyor> 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 Evde kullanmayınız bir alet değil de bu <laughs> e, yaklaşık... 2 ila 5 milyon dolarlık e, bu analiz aletlerinde kullanılan bir teknoloji bu. Bizim geliştirdiğimiz teknolojinin bir kısmı şu anda ticari olarak kullanılıyor. Zaten yaptığımız büyük projede e, bunun ticarileşmesi üzerineydi. Geliştirdiğimiz teknolojinin yaklaşık yarıya yakını şu anda ticari olarak kullanılıyor. Evet. Bir dönem Türkiye'de beyin e, tersine beyin göçünü çevirmeliyiz, insanlar gelmeli, gitmeli. Bunlar çok konuşuldu, hala konuşuluyor, tartışılıyor. Ben özellikle bu ürettiğiniz teknolojilerde burada olmanın farkı ya da önemi nedir sizin için? Yani bunca yıl baktığınız zaman ne farklar görüyorsunuz Türkiye ile e, ilişkilerde ya da burada bunları yapmakla mesela İstanbul'da ya da Kocaeli'nde bir yerde yapmak arasında fark nedir acaba? Ee, şimdi birkaç şey söyleyeyim. Ee, bir tanesi. Türk insanları, Türk bilim insanları son derece vatanperver. Ve bunu bütün arkadaşlarımızda da görüyoruz. Kendi e, içinde bunu söyleyebilirim. E, i̇kincisi taş yerinde ağırdır. Bize yıllarca e, devlet büyüklerinin söylediği e, şeyler de bu bağlamdaydı. Yani illaki geriye dönmeyin ama beraber çalışalım, bize bir katkınız olsun şeklindeydi. Ve Türk bilim insanları, Amerika'da çalışan Türk bilim insanlarının hemen hepsi buna hazır ee, ve bizim yaptığımız bazı araştırma konularında da biz Türkiye ile ortak çalışmak için son derece e, yüksek bir gayret içerisindeyiz Ben e, bir zamanlar yılda 5-6 kere Türkiye'ye gidiyordum e, şu anda da 2 3 kere en azından gidiyorum ve şu anda yaptığımız büyük biyosenser e, sensör projelerinden bir tanesi de Aselsan tarafından destekleniyor evet. yani aselsan araştırma Merkezi Ortak bir çalışma ve Türkiye'de bunun ileride ürüne e, yenilikçi bir ürüne geçme, geçebilmesi için Boston Üniversitesi'nde araştırma destekliyor bizim laboratuvarımızda. Evet. Şimdi yaklaşık bin tane öğrenci varmış burada. Bin öğrenci ve Harvard'da mesela en çok e, PhD yani doktora yapan altıncı ülke Türkiyeymiş. Türk öğrencilermiş. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda artık o eski ezberlerin bozulduğu anlamına mı geliyor? Yani illa bir yerde bilimi yapmak için o mekandan çok o iletişim daha mı önemli anlamına geliyor? Şimdi ben mühendisim. Bizim yaptığımız bilimsel çalışmalar hayata geçirilebilir, insanların hayatını etkileyebilecek çalışmalar olması bizim için önemli. Ve bunun için de bir ekosistem olması lazım. Yani sadece temel araştırmaları yapmak değil, bunun bir süre sonra insanların hayatını gerçekten etkilemesi için ticarileşmesi ve bu ticarileşme için de bir şirket kurulması, hayata geçirilmesi ve bunların hepsini sağlayabilecek olan çok yönlü bir ekosistem olması gerekiyor. Yani onun için burada yaptığımız çalışmaları birebir aynısını başka bir yerde yapmamız diye bir şey söz konusu değil. Ekosistemi biraz daha açar mısınız? Mesela siz burada yeni bir cihaz üretiyorsunuz. Başka şirketler mi var destekleyen ya da kurumlar mı destek oluyor size? Ee, bu arge ihtiyacı duyan çeşitli firmalarla üniversitelerin işbirliği nasıl oluyor? Ee, şu şekilde anlatayım. Mesela Boston Üniversitesi son derece büyük bir üniversite. Yaklaşık 34 bin öğrencimiz var bizim. Ee, yıllık bütçesi 2.1 milyar dolar olan. ...ciddi büyük bir tıp fakültesi olan... ...bir üniversiteden bahsediyoruz. Burada... E, ...bizden beklenti... ...bilgiyi genişletmek. Daha çok bilgi üretmek. Ama bunu yaparken... ...mühendislik e, açısından biz bu bilginin... ...insanlara faydalı olacak şekilde... ...büyümesini istiyoruz. Ve e, bu ekosistemden kastım... ...diyelim ki sizin yeni bir fikriniz var. Buna... E, yıllarca araştırma yaparak ciddi bir katkıda bulunabilirsiniz. Yani örneğin e, araştırma bütçelerinin sürekliliği önemli bir ekosistemin parçası. İkincisi ortak çalışmak için çok disiplinli e, işbirlikleriniz olması lazım. Bu işbirlikleri illa ki aynı şehirde aynı üniversitede olacak değil. E, benim işbirliklerim Almanlarla, İtalyanlarla, Türklerle, dünyanın birçok yerindeki araştırmacılarla olabiliyor. Ama yakın araştırmacılarla daha verimli bir şekilde çalışabiliyoruz. Uygulama alanlarında çalışan geniş bir kitle olması lazım. Bizim biosensörler üzerine aklımıza yeni bir fikir geldiği zaman bunun Uygulaması illaki tıp alanında olacak. Bu konuda çalışan doktorlara erişimimiz olması lazım. Ya da e, yeni bir malzeme almamız gerekiyor. Yeni bir molekül almamız gerekiyor. Buradaki uygulamada aklımıza gelen yeni bir fikir e, için gereken bir molekülü biz bugün ısmarlasak bir hafta sonra elimize geçebiliyor. Ya da bir optik e, cihazı. Ertesi gün elimize geçmesi mümkün. Türkiye'deki sıkıntılardan bir tanesi bu. Erişim son derece zor. Gümrük e, sıkıntısı var. Yerel olarak üretilen teknolojiler yok. E, ekosistemin diğer kısmı da araştırmanın temel araştırmadan uygulama araştırmaya ve oradan da ticarileşmeye geçmesi için gerekli basamaklar lazım. Yani bir kişilerin bu şekilde düşünce tarzıyla eğitilmiş olması lazım. İkincisi de onlara değişik aşamalarda destek verebilecek sistemlerin yerine oturmuş olması lazım. Mesela Türkiye'de bir küçük bir şirket kurduğunuz zaman, teknoloji şirketi kurduğunuz zaman buna destek olabilecek yan sanayi gerekiyor. Bu yan sanayi maalesef Türkiye'de birçok konuda yok. Evet. Türkiye'de kurulan Küçük şirketler genelde bilişim alanında oluyor ve yani yan sanayi, teknolojik destek daha az gerektiren konularda oluyor. Mecburiyetten diyorsunuz. Biraz mecburiyetten. Ee, ve bu gümrük bariyerlerinin kırılması ve Türkiye'de daha çok yüksek teknoloji üretilmesi çok önemli. Benim çalıştığım konulardan birisi in vitro diagnostics yani tanı kitleri üzerine. Ee, o konuda Ankara'da geçen yaz bir konuşma yapmıştım. Ve e, o konuşma için işin biraz da ekonomik yanını araştırmam gerekti. Biraz daha genel evet. bir konuşma olsun diye. E, tanı kitlerinin pazarı dünyada e, ilaç sektörünün iki katı hızla büyüyor. Tanı kiti nedir bilmeyenler? <laughs> nedir? Mesela e, bir enfeksiyon hastalığınız var. Size bir kan testi yapılıyor. E, bu kanınızda hangi moleküllerin olduğunu... Yani bazı hastalıkları işaret eden moleküllerin olup olmadığını test ediyoruz. Ya da çok fazla mı var, az mı var onu test ediyoruz. Yani mesela bir kan şekeri gibi düşünün. Ya da bir herhangi bir hastalık, kanser olabilir bu ya da immün otoimmün hastalıklar olabilir. Yani birçok çeşitli hastalıklar olabilir. Bunları kandan bir örnekle Anladım. test ederek içindeki moleküllerin çeşitlerine bakarak Hangi hastalıklar var diye tespit etme yöntemine genelde tanı kiti diye özetleyebiliriz. Şimdi bu market dünyada son derece hızlı büyüyor. Ve bunun büyümesinin sebeplerinden bir tanesi olarak da BRIC ülkelerinin ve Türkiye'nin alım gücünün artması gösteriliyor. Yani eskiden fakir olup böyle şeyleri alamayan ülkeler artık alıcı durumuna geldiği için... %99'u Avrupa ve Amerika menşeli şirketler daha çok satış yapabiliyorlar. Ve aynı raporda, incelediğim raporda şöyle bir nokta da gösteriliyor. Neden daha hızlı büyümüyor? Neden Türkiye'de tanı kitleri pazarı daha hızlı büyümüyor? Onun sebebi olarak da söylenen şey, yerel olarak yani Türkiye içerisinde bu konuda... Herhangi bir teknoloji yok ve olmadığı için pazar tamamen dış alıma hmm. bağlı. Öyle olduğu için de SGK'nin gücü ne kadar yetiyorsa o kadar büyüyebiliyor. Anladım. Yani Türkiye'nin sağlık üzerine olan harcamaları bizim belimizi bükecek ve ekonomik olarak ileri gidemeyeceğimiz herhalde de daha büyükler. Bunun hepsi yurt dışından geliyor. Hocam çok teşekkür ederim.